Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün 31 Ağustos. Cüzdanımı kaybetmiştim biliyorsunuz yaklaşık bir ay kadar önce. Ehliyetim çıkmamıştı. Her şeyi bulmuştum. Bir tek ehliyetimi bulamamıştım. Neyse polis raporundan sonra DPS yani Department of Public Safety'den bugün tarihini anca en erken bulabilmiştim. Rezervasyonumu, randevumu almıştım. Saat 1'de randevum vardı. 12.30'da geldim. Terrell'daki DPS'e geldim. Bu bugüne kadar girdiğim 4. DPS ofisiydi. Şöyle söyleyebilirim, içlerinde en çok burayı beğendim. Çalışanlar inanılmaz güler yüzlü, yardımsever ve hiç sıra yoktu. Mesela Plano çok yoğun bir yerdi. Terrell'ı tavsiye ederim buralarda yaşayan arkadaşlara. İçeri girişimle çıkışım inanın bana 15 dakika sürdü. Beşiktaş'ın maçını izleyemeyeceğim diye üzülüyordum. Belki şimdi maçın bir 20. dakikasına evde olmuş olurum. Beşiktaş-Dinamo Kiev maçında izleyeceğim inşallah. Umarım turu geçen taraf oluruz. Galatasaray'ı da tebrik ediyorum bu arada. Birazcık yalan dolan yapayım. Az önce bizim oteldeki arkadaşlarla Galatasaray konusunda birazcık atıştık. Tabii geyiğini yapıyoruz. Birbirimizi kızdırmayı seviyoruz. Her neyse arkadaşlar, geçici ehliyetimi aldım. Hemen göstereyim onu da. Şöyle bir evrak veriyorlar. Geçici ehliyet. Ehliyetin kendisini de aslını da 1-2 hafta içinde postalarlar. Posta kutumuzu kontrol edeceğiz önümüzdeki günlerde. Güzeldi. 11 dolar ödedim yenileme için. Onun dışında yani hiçbir şey yapmadılar. Bir form doldurdum hemen 2 dakikada. Göz testine bile sokmadılar yani tekrardan. Güzeldi. Ehliyetime kavuşacağım. Bugünlük bu kadar. Kısa bir bilgilendirme videosu yayınlamak istedim. Beğen butonuna basarsanız sevinirim arkadaşlar. Ha bu arada unutmadan söyleyeyim. Dün Yeşil Kart Forum'da birazcık benim muhabbetim döndü istemeden. Arkadaşlardan bir tanesi benim son paylaştığım videoyu kastederek bir yazı yazmış. Ben de altına geyiğine şey dedim. İşte adımı da yazsaydın keşke falan yazdım. Ondan sonra tabii bir sürü muhabbet döndü. Yani benim insanlara yardım etmek için aslında ülkenin adını paylaşmam gerektiğini savunanlar oldu vesaire vesaire. Ama benim de kendimce haklı sebeplerim var bunu paylaşmamamın. Arkadaşım şu anda varmak üzere, mülakat alacak inşallah. O mülakatı aldıktan sonra ülkeyi açıklarız arkadaşlar. Zaten o da açıklar. Hani bu bana düşen bir şey değil. Yani ben zaten yardım ediyorum insanlara. Hani bunu duymak birazcık üzdü beni açıkçası. Yani bilen bilir, bir sürü insanla iletişim halindeyim. İnsanlar mülakat alsın, vize alsın diye elimden geleni yapıyorum. Zaten bu videoları yayınlama amacım da bu. Birazcık haksızlık edildi ama olsun, canınız sağ olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.